Evet arkadaşlar, bu dersimizde o tekette seçim yapma üzerine, nesneleri seçme üzerinde biraz duralım. Start drawing'imle tıkladım. Gridimi kapattım her zamanki gibi. Zoom enter, all enter dedim. Şimdi bakın, bir dikdörtgen çiziyorum, çizdim. Bir tane içerisine hemen yuvarlak daire çiziyorum, çizdim. Şimdi arkadaşlar bakın, nesneleri seçmek için üzerine bir kere tıklamanız yeterli. Üzerine tıklayarak nesneleri seçebilirsiniz. Fakat birçok nesne var, küçük daireler. Küçük daireler. Şimdi ben bunları tek tek seçmek yerine bakın tıklayıp nasıl seçiyorum yalnız bakın basılı tutmuyorum. Sol alt köşede bir kere sol mouse'umun kliğiyle ile tıkladım. Elimi pencere açtım, yukarıya tıkladım. Hepsini seçmiş oldum. Yalnız bu dikdörtgenin bakın sol önce bir kere solla tıklıyorum. Elimi yukarı çekiyorum. Bakın yeşil yanıyor. Fakat yukarıdan aşağıya açarsam, yani önce yukarıda bir yere tıklarsam, elimi aşağıya doğru açarsam bu sefer de mavi bir pencere açılıyor. İkisinin arasındaki fark şu. Burada gösterelim. Bakın sol alt köşeden tıkladım. Dikkat edin. Ortadaki daireyi yarım kesiyor ve dikdörtgeni de yarım kesiyor ama tıkladığım zaman hepsini seçti. Yani yeşil pencere dokunduklarının hepsini, kesiştiklerin hepsini seçerken bakın burada ben sadece çok güzel bir uygulama. Ortadaki daireyle şunu seçmek istiyorum. Bakın ne yapıyorum? Şuradan üstten tıkladım. Şu anda mavinin içerisinde sadece bu ikisi olduğu için tıkladım bunları seçtim. Arkadaşlar bu seçim bile size inanılmaz bir hız kazandırır. Yani örneğin dediğim gibi bu da dikdörtgen içindeki sadece 3 daireyi seçmek istiyorsam hemen sol üst köşeden bir tane açtım. Bakın sadece 3'ünü alıyor. Tıkladım. Sonra M enter dedim. Tak çektim kenara. Ciddi anlamda ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Z dedik geri. Sonra arkadaşlar bir olay daha göstereceğim. Bakın tıkladım seçtim. Tıkladım seçtim. Tıkladım seçtim. Tıkladım seçtim. Ortadaki daireyi yanlış seçtim fark ettim. Hemen shift'e basıp ortadaki daireyi mesela normalde diğer programlarda kontrol edilir. Dikkat, shift'e basıp hangileri çıkartmak istiyorsanız seçim grubunuzdan üzerine tıklamanız yeterli. Sonra tekrar tıklarım. Yani o tekette çoklu seçim için kontrole gerek yok. Tıklayıp tıklayıp seçebilirsiniz. Bu da güzel bir seçenek. Sonra solla basılı tuttuğunuz zaman bakın açılan yeşil pencere var. Yine arkadaşlar bu şekilde şöyle bir pencere açar. Nesnelerinizi seçebilirsiniz. Oldukça yine kullanışlı ama ben daha çok pencere açar seçmeyi kullanıyorum. Yani sol üst köşeye bir kere tıklıyorum. Elimi aşağı çekiyorum. Veya sağ alt köşeye bir kere tıklıyorum. Elimi yukarıya doğru çekiyorum. Bu seçimleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Yine hemen küçük araya bir bilgi sıkıştıralım. Normal bir silmeleri seçip delete de yapıyorum ben klavyeden ama hani şuradaki baktığımız zaman erase de ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz.